Efendim. Şimdi sevgili başkana, sevgili başkanımla dedim röportajı ben alacağım. Ne de olsa memleketimin belediye başkanı. Çarşambanın mimarı gerçekten. Çarşambada çok şey değişti onunla birlikte. Sevgili Halit Doğan başkanımla beraber hürriyeti bir değerlendireceğiz. Etkinliği değerlendireceğiz. Sayın başkanım hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bayramınızı tebrik ediyorum. Bizleri izleyen kıymetli izleyicilerimizle bayramlarını tebrik ediyorum. Tabii Hürriyet'te geleneksel olarak bir festival düzenleniyor. Kurban Bayramı'nın son günlerinde. Bu sene de yine son gününde Kurban Bayramı'nın tüm Hürriyetliler burada. Her yerden insanlar doğduğu topraklara geliyor. Çocukları tanışmış oluyor. İnsanlar aralarındaki dostlukları arttırmış oluyorlar. O manada çok güzel bir etkinlik. Biz de burada 2 yıldır uğraştığımız çabalarımız neticesinde bir orman park inşa ettik. Toplamda 1.250.000 metrekarelik bir rekreasyon alanı ve konaklama hizmeti vermeye de başlayacak inşallah. Piknik alanlarıyla beraber şu anda hizmet veriyor. Onunla birlikte de çok bütünleşik, çok güzel bir festival oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Bir taraftan atasporumuz güreşi de burada yeniden bu şekilde de ihya etmiş oluyorlar. O manada da emeği geçen kıymetli başkanıma, tüm başkanlarımıza teşekkür ederim. Başkanım, şimdi değerli başkan, Betullah başkanım da dile getirdi, muhtarım da dile getirdi. Bizler de ulusal medyadan, bizler televizyoncu olarak takip ettik. Bu sene gerçekten çok yağışlı bir sezon yaşadık. Hatta Suat Uğurlu, Hasan Uğurlu barajları kapak açmak zorunda kaldı. Kara Mustafa'lı Hürriyet aslında ciddi anlamda büyük tehlike atlattı çarşamba. Salı pazarı ona keza büyük bir tehlike atlatıyordu daha önceden. Onlar da inşallah bu sene ucuz atlattılar. Ben büyük tehlikeyi önlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Çünkü ufak bir yağmur yağmadı. Bu sürede neler yaşandı? Yaşanan zorluklar neydi başkanım? Ya şimdi şöyle bir durumumuz var. Salı pazarı özelinde, Salı pazarı üzerindeki derelerin önünde bir baraj yok. Bu da terme çayı ile birleşerek aşağıdan denize dökülüyor. Bir kısmı da Soğucak Ordubaşı üzerinden Yeşilırmak'la birleşiyor. Terme çayı üzerinden denize dökülen kısımda termenin kotuyla terme çayının kotu aynı olduğu için taşkınlık direkt termenin içine oluyor. Dolayısıyla da terme suyun altında kaldı. Böyle bir sıkıntı termeli kardeşlerimiz yaşamış oldu. Bizdeki durum işte şöyle. Biz denizi sıfır kotundan çarşambaya gelene kadar -2 kotları dahi görüyoruz. Yani alçakta bir, çukurda bir ovamız var. Dolayısıyla da derelerden gelen ve DSİ'nin drenaj kanallarından gelen sular tahliye olamadığı takdirde denize, deniz ağzı kapandığı takdirde su geriye basıyor ve ova gölleniyor. Böyle bir sıkıntımız var. Bunu önlemek adına 3 tane dalga kıran yapıldı. Devlet Su İşleri tarafından bitti. Biz de onun haricinde yapılmayanlar var, planda olan. Onların kanal ağızlarında sürekli makine tutmak suretiyle sürekli açık tutmaya çalıştık. Onun haricinde de yukarıda da çok fazla Tokat Amasya taraftan gelen yağmurlarla Yeşilırmak'ta bir sıkıntı olduğu için baraj kapaklarını da kontrollü bir şekilde açmış oldular. Ova da bir sene taşkına sebebiyet vermeyecek şekilde. Fakat bizim burada ırmak ağzında tabii ki denizin ırmağın içerisine girmesinden kaynaklı olarak bir hem toprak erozyonu yaşıyoruz hem de o bölgede balıkçılık yapanlar var vesaire var. Oradaki konfor çok kötü bir hale geliyor. Bunu ortadan kaldırmak için de şimdi yeni dalga kıranların yapılması ve ırmağın ağzına da Kızılırmak'ta olduğu gibi sanat yapılarının olması gerekiyor. Bir taraftan da bununla ilgili süreci takip ediyoruz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın da yeniden görev almasıyla milletvekillerimiz tarafından bu süreçte takip edilecektir. Çünkü diğer yapılanlar da yine AK Parti hükümetleri zamanında yapılan işler. İnşallah bunları da yaptığımız zaman korkulu rüya görmekten olabildiğince uzaklaşmış olacağız. Ben daha önce geldiğimde hatta köye bile çıkmıştık yol çalışmalarına. Bizzat takip ediyordunuz. Ben başarılarınızın devamını diliyorum. 2024 seçimleri yaklaşıyor. Bu bir siyasi program asla değil ama benim memleketimde söz konusu. Dün de Salı Pazarı'ndaydım. AK Parti Genel Başkan Yardımcımızla konuştuğumda, il başkan yardımcımızla konuştuğumuzda duygularımı dile getirdim. O da gerçekten çok çok sağ olsun.
sormuş olduğum soruları çok mantıklı buldu. 2024 kimse kusura bakmasın, herkes için, Türkiye'de önemli bir seçim. Çarşamba Belediye Başkanımızın, genç başkanımızın Çarşamba'ya ya da Çarşamba sevdalılarına söylemek istedikleri nedir? Ya şimdi şöyle bir durumumuz var. Çarşamba'da tabii bu görev süremiz içerisinde tüm Türkiye'deki bütün arkadaşlarımızla biz de bir Covid süreciyle mücadele ettik 2 yıl. 1 yıl bir ekonomik krizle uğraştık. Tabii bunlar yapacağımız işlerden bizleri alıkoymadı. Çarşamba'da şu anda göçün önlenmesi ve dışarıya gitmiş, oralarda fabrikada çalışan insanların yeniden memleketlerine geri dönmesiyle alakalı büyük bir sanayi atılımı var. Bir organize sanayi bölgesi inşa ediyoruz. Evet. Bu fabrikalardan yaklaşık 7-8 tanesi bu yaz itibariyle faaliyete geçmiş olacak. Bittiğinde 39 tane fabrikamız olacak. Şu anda 15 tanesinin inşaatı devam ediyor. Yaz döneminde tamamının inşaatı da başlamış olacak inşallah. Bir taraftan tekstil kent yapıyoruz. Onun inşaatları başladı. Çorap fabrikası şu anda işte başladı. Diğerleri de bayramdan sonra hızlı bir şekilde başlayacak. Onları da yıl sonuna bitirmeyi hedefliyoruz. 12 fabrikamız da orada olacak. Çarşambamızda altyapı, kanalizasyon, yağmur suyu, şu anda bütün drenajımız maalesef ki yeşil ırmağa akıyor. Bunu ortadan kaldırmak için arıtma tesisi inşaatımız bitti. Şimdi inşallah şehrin kanalizasyonunu da yenileyerek, içme suyu hatlarını asbest borudan, düplik borularla, Avrupa'da yasaklanan borudan kullanılan boruya dönüştürerek insanlarımızın sağlığına uygun hale getirmiş olacağız. Bununla ilgili altyapı çalışmaları yapıyoruz. İşimiz hizmetle geçiyor. Ama biz siyasi hedefleriyle hareket eden insanlar değiliz. Hizmet hedefiyle hareket eden insanlarız. Yani partimiz ne derse biz ona göre hareket ederiz. Dolayısıyla da insanlarımız için gayret ediyoruz, çalışıyoruz. Biz yarın her bir güne göreve yeni başlamış gibi çalışmak durumundayız. Ama asıl işimiz bu değil. Ben asıl işim avukatlık. Herkes asıl işlerini yapmaya bir gün olup devam edecek. Bu yıl mı olur, gelecek dönemde mi olur? Onun takdirini Allah verecek kararını. Rabbim verecek. Partimiz aday gösterir. Milletimiz yeniden teveccüh gösterirse hizmet ederiz. Başkanım, sokak çok seviyor. Ben bunu da, ama en çok takdir ettiğim işlerinden biri hizmetlerinizin dışında Salı Pazarı'nın tarihini ekrana taşıyorsunuz. Salı Pazarı'nın kültürünü ekrana taşıyorsunuz. Sosyal medya üzerinde Çarşamba Belediyesi'nin yapmış olduğu işler. İnanın o kadar takdir ediyorum ki zaman zaman gidiyorum bir çarşambalı olarak. Hiç bilmediklerimi görüyorum orada. Hiç bilmedik. Ya insanlar tabii... Ben çok özür dilerim başkanım. Estağfurullah. Ekip arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten mükemmel bir çalışma. Şöyle bir şey var tabii. İnsanlar artık eskisi kadar bazen okumayı sevmeyebiliyor. Ama izlemeyi seviyorlar. Aynen. Dijital bir arşiv bırakmak lazım. Köylerimizde yaşayan insanların yaşadıklarına dair. Şimdi dijital olarak yapmış olduğumuz arşivlerimizi kitap haline getiriyoruz. Bir taraftan Çarşamba'nın nüfus defterini şimdi Türkçeleştirdik. Osmanlı'dan yeni Türkçe'ye çevirdi hocalarımız. Bir taraftan da onun kitaplarını basıyoruz. Hem bir taraftan da bu memleketin kültürü, tarihi, sanatı. Çünkü bu memleket Ferhan Şensoy'ları yetiştirmiş. Bu memleket Yıldıray Çınar'ları yetiştirmiş bir memleket. Dolayısıyla da kültür sanat damarı da çok yüksek bir memleket. Bizim piyanodan utlara uç çalan, kanun çalan çocuklarımıza kadar onlarca kültür kursumuz, sanat kursumuz var. Halk oyunları ekiplerimiz var. Gençlerimizin her yıl 80-90 tane çocuğumuz polis oluyor ücretsiz. Polis eğitim kursları veriyoruz. Askeri liselere, askeri üniversitelere hazırlıyoruz. Dolayısıyla geleceğimiz için, gençlerimiz için aş, iş, istihdam, şehrin altyapısını buna uygun hale getirmek birinci önceliğimiz. Bunu yaparken de gönül alarak, asla gönül kırmadan, insanların gönlüne girerek. Bir yere gidiyoruz, yol yapıyorsak o mahallede mutlaka bir engelliyi, bir yaşlıyı ziyaret ederek oradan çıkmıyoruz. Milletin olabildiğince düğününe, cenazesine koşturmaya çalışıyoruz. 150 bin nüfuslu bir memleket. Yetişemediğimiz mutlaka oluyor ama elimizden geldiğince hizmet etmeye gayret ediyoruz. Aracılığınızda herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum. Sizin sayenizde biz de kendimizi duyurmuş oluyoruz. Başkanım, ben çok teşekkür ederim. İyi ki belediye başkanımızsınız. İnşallah uzun sürede çarşambamızın başında kalırsınız. Hayırlısı. Efendim. Ama daha sonra önce çarşambamız, daha sonraki dönemde inşallah büyük şehirdeki... Estağfurullah efendim. Estağfurullah. İnan bunu içten samimiyetimle söylüyorum. Şimdi ağlar başladı. Şu paralara bir... Tamam bakalım efendim, bakalım. Çok teşekkür ederim. Para lazım efendim. Değerli. Teşekkürler.